Bursa Haber Ekranlarından herkese günaydınlar. Bugün 10 Temmuz günlerden pazartesi. Yine bir haftanın başlangıcında gündem başlıklarıyla sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. Bursa Haber gazetemizin manşetine bakacak olursak Küllerinden Doğan Değer başlıklı haber var. 8500 yıllık arkeoparktan 2300 yıllık Bitinya surlarına 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar her alanda eşsiz eserlere sahip olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi marifetiyle adeta açık hava müzesine dönüşüyor. Ve hemen altındaki haberimize geçelim. Yıldırım'da çöp ev mesaisi. Yıldırım Belediyesi çöp yığınına dönen evi temizleyerek dezenfekte etti. Çalışmaların ardından Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür eden mahalle sakinleri, daireden çıkan kötü koku bizleri çok rahatsız etmeye başlamıştı. Talebimizi dikkate alan ekipler temizlik çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği ifadelerini kullandılar. Sıradaki haberimiz ise tek çatıda 3 hizmet. Osman Gazi Belediyesi ihtiyaç duyulan her alanda hayata geçirdiği yatırımlarla Osman Gazi'de yaşam kalitesini her geçen gün daha da arttırıyor ve Topkapı'da ise yangın. Topkapı Sarayı'nın içindeki tarihi restoranın çatısında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Erdoğan'dan sah Kızılay mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay'ın siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmaması gerektiğini söyledi. Çadır satışı tartışmalarına atıfta bulunan Erdoğan, Kızılay çalışanlarının taşıdıkları ağır sorumluluğun farkında olması gerektiğini belirtti ve Bakan Şimşek ise Merkez Bankası'na destek vereceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesini destek vereceklerini açıkladı. Şimşek, söz konusu düzenlemeler ayrıca dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir ifadelerine yer verdi. Ve burası Afrika değil, Kayseri. Deniz seviyesinden yaklaşık 1073 metre yükseklikte yer alan Avrupa, Asya ve Af Afrika kıtalarında geçen göç rotası, göç rotası üzerinde bulunan sazlıkta mandaların yolculuğu Afrika'da çekilen belgeselleri aratmıyor. Bir diğer haberimizin başlığı ise kontrolü kaybetti, restorana daldı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde servis minibüsü mobilya dükkanının vitrine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. İlk dersili 11 Eylül'de. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. İlk ders zili 11 Eylül'de çalacak. Sürmanşete bakacak olursak Karadeniz'i sağanak vurdu. Karadeniz bölgesini sel vurdu, dereler taştı, heylanlar oldu. Samsun'da ise odun toplamak için dışarı çıkan bir kadın sele kapılarak hayatını kaybetti. Meydan gazetesine bakalım manşetimizde barış rüzgarı Bursa'da esiyor başlıklı haber var. Türkiye'nin en uzun soluklu etkinliği olma ünvanına sahip Uluslararası Bursa Festivali bu yıl 17 ülkeden 650 misafir dansçıya ev sahipliği yapıyor. Yarışmada ayrıca 20'den fazla yerel ekip de sahne alıyor. Çarşamba günü yapılacak gala gecesinde kazananlara çeşitli ödüller verilecek. Bir diğer haberimiz ise Nülüfer'de 36. yaş coşkusu. Nülfer Belediyesi'nin kuruluşunun 36. yılı yönetim ve çalışanların katıldığı gecede coşkulu bir şekilde kutlandı. Nülfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Ben bu güzel ailenin Nülfer'i çok daha güzel yerlere taşıyacağına inanıyorum." dedi. Gençlerse iş sahibi oluyor. BEPKA destekleriyle Eskişehir Sanayi Odası tarafından düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kursları kapsamında mekatronik uzmanlık programı tamamlandı ve kartlı ödeme ise patladı. Kartlı ödeme tutarı Mayıs'ta %125 arttı. Mayıs ayında kartlı ödemeler yıllık bazda %125 artarak 625.9 milyar lira oldu. Kredi kartı ile ödemelerde büyüme oranı ise %130'a 130 çıktı. Ve Merve'den altın madalya. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel altın madalya kazandı. Yeni döneme bakalım manşetimizde yürek sızlatan seyir var. Şampiyon Bursa Spor'da 13 yılda yaşanan çöküş süreci yeşil-beyaz renklere gönül veren taraftarı kahrediyor. Üstelik Bursa'nın marka değerinin bugünkü perişan hali ve yönetimi kimseyi rahatsız da etmiyor. Sıradaki haberimiz Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündem zam teklifleri. Meclis memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda %25 zam alacak. Konut kiralarında uygulanacak kira bedelini %25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılacak. Bir kamyon çöp çıktı başlıklı haber var şimdi. Yıldırım Belediyesi ekipleri Karamazak Mahallesi'ne şikayet üzerine girdikleri evden bir kamyon çöp çıkarttı. Bir süredir maruz kaldıkları kötü kokudan kurtulduklarını belirten mahalle sakinleri, Başkan Oktay Yılmaz ve belediye personeline teşekkür etti. Akaryakıtta KDV zamı KDV'nin %18'den %20'ye çıkarılmasının ardından benzine 40 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 38 kuruş zam geldi. Zamın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 26.65, Ankara'da 27.13, İzmir'de ise 27.16 liraya yükseldi. Bu haberle gündeme dair başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.